Aynen. Bu taraftakilerin içi doğru oyuluyor. Arken diye bir program var, onu atıyoruz. Orada takım oluşturup şu makinede işliyoruz. Çağatay Camii'nin oradaki QNB Finansman Şubesi'ne gidecekler, orada ufuk görmeyecekler. Onun bilgisi var. Tamam. Ne yapacağım? Hani şey böyle isteyen olursa da onları şey yapacağım. Gidemeyenler için araç çizecek. Örneğin tamam. Ya da biz şey yapalım, ya da diyelim ki bu hafta, önümüzdeki hafta sonuna kadar açtırabilen açtırsın. Çok teşekkür ederim. Domaniç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokol sonucunda Domaniç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı teknik lisede mobilya bölümünü seçen öğrencilerle birlikte burs vererek işte bu bölüme tercih etmelerini sağlayarak ve bunları sektöre kazandırmak için bu bölümü cazibesini arttırmaya çalışıyoruz. Buradaki bu projedeki asıl amacımız bu mobilya sektörüne teknik kabiliyeti yüksek elemanlar yetiştirmek ve bu bölümün cazibesini arttırmak, okuldaki öğrenci sayısını arttırmak, sektöre daha başarılı, daha kalifiye arkadaşları kazandırmak asıl hedefimiz. Mobilya bölümünü tercih eden öğrencilerimizle birlikte yapmış olduğumuz işbirliği kapsamında hem buradaki bölümü tercih eden bütün öğrencilerimize şartsız koşulsuz, işte maddi durumunu gözetmeksizin burs imkanı sağlanacak. Okulun bir takım eksik ihtiyaçları karşılanacak. Bu bağlamda bu proje toplamda 5 yıl sürecek olan bir proje. Minimum ayırdığımız bütçe bu proje kapsamında minimum 500 bin TL bir bütçe ayırmış bulunmaktayız. Domaniç biz farklı bir ilim, farklı bir ilçesi olarak görmüyoruz birincisi. İkincisi burada aşırı derecede bir göç olmakta. İş imkanı olmadığından, biraz daha kırsal kaldığından dolayı hem öğrenciler bu bölgeyi tercih etmiyor hem de bir müddet sonra buradan sürekli göç veren bir yer. Nüfusu sürekli azalan bir şehir Domaniç ilçesi. Bu proje kapsamında aynı zamanda sosyal sorumluluk gibi düşünerek hem buradan göçü engellemiş olacağız. Bir de dediğimiz gibi burada sanayinin kurulması, sanayinin burada da gelişebilmesi. İnegöl'e çok yakın, 45 kilometre bir mesafede. İnegöl'e çok yakın olduğundan dolayı sanayi de orada olduğundan dolayı burada çok durmuyorlar. Kimse, herkes bir şekilde işini bulup göç etmeye çalışılıyor. Ama burada kalifiye eleman yetiştirip meslek sahibi olduktan sonra hepsi burada çalışacaklar. Burada yine nüfus göçü engellenmiş olacak. Sayahom Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Bey'e Domaniç'imizi tercih ettiği için ayrıyetten teşekkür ederim. Projemizin hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Merhaba, ben Ahmet Hakan. Domaniç Meslek Yüksekokulu'nda 11. sınıf öğrencisiyim. İlk baş mobilya sınıfına çok ilgi duymuştum. Tasarım konusunda küçüklüğümden beri ilgim vardı. Ben de mobilya bölümünü tercih etmeyi düşündüm. Ondan sonra 11. sınıfım şu anda ve bir tane mobilya şirketi bize burs sağladı. Ona çok teşekkür ediyoruz. İleride eğer iş bulamazsak, iş imkanımız olmazsa bize iş sağlayacağını söyledi. Gelecek arkadaşlara da bu bölüme gelmelerini tavsiye ederim. İleride işsiz kalmazsınız. Her zaman size yardımcı olurlar.